Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam Arkadaşım, müdür. Arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü. Talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. İyi akşamlar. Gerçekten böyle bir günde trafik sıkışıklığına rağmen kalkıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Muhteşem. Estağfurullah. Hani benim bunu yaşamıyor olmam, sizin duygunuzu anlamıyor olmam anlamına gelmiyor. Ben helikopterle gelsem de trafiği görebiliyorum tepeden. Ben bile inanıyordum az kaldı. Şey oldum, iyi verdim, duyguyu verdim hakikaten. Şu an çok heyecanlıyım. Şu perdeyi aç, arkanın ışıklarını yak. Arkamın ışığı taktırmadım. Hayır. LED yaptıracağım. Yumuşak LED'lerden, oturunca kırılmasın diye. Ha, salonu açın, evet. Açılsın salon. Hazır hissediyoruz. Arkadaşım, evet, at mikrofonu. Atma, atamam, o pahalı. Atamam. Evet, atamam. O şeyi arkaya koy. Vallahi, götür, koy oraya. Borsada yükselen bir mikrofon. Arkadaşım. Hocam kolay gelsin. Sen sırf manitalar mı çekiyorsun? Erkek seyirci de göster arasına ama başımıza iş oluyor. Lan gel şuraya. Aa, bağırmayayım diyorum bugün. Kaşınıyorsun. Evet, iyi misin? Hazır mısın? Evet. Kimi getirdin? Efendim? Kimi getirdin? Ay, konuk olarak kimi getirdin? Lan talk show yapacaksın. Talk show, şunu bir ya iç. Ya ben onu yapmak istemiyorum. Arkadaşım, ben ya. Arkadaşım, zorundayız. Ben parasını aldım. Bütün... Yok, almadım. Efendim? Ben söz verdim. Bütün sezon söz verdim. İnsan kendi bacağına sıkar mı ya? Bütün sezon söz verdim. Söz verdim. Ne üstüne? Talk show yapacak dedim. İstemiyorum dedim ben. Ben ya olmuyor. Benim ayağıma dolaşıyor ilk konuk yani. İlk yarısında ya. Yap. İkinci yarısında takılırız ya. Takılırız ne ya? Seyirci çıksın mı? Özel bir şey anlatacaksanız. Ha? Başlatayım oynatmaya. Ya, ben sizin gibi pislik değilim. Evim barkım var. Şunu bir yerine koyayım da ben çizilmesin. Evet. Çağır konuğunu. Gel lan buraya. Hayır. Ha, onu unuttuk. Doğru söylüyorsun. Onu çağır. Şey, evet, biz seni çağır. Sigortalı çalışanları sahneye almıyoruz. O kıvama geldik artık. Huzurlarınıza minik. Hoş geldiniz. Nereden geliyor bu? Geliyor mu? Ha. Nereden? Hey, maşallah. Evet. Sen ilk bastığında komple dekor oynuyor biliyorsun değil mi burada? Arkadaşım. O da git. Şimdi... Talk show mevzusunu sana öğretirken dünyada talk show nasıl yapıyor onu öğreteceğim. Mesela Amerikan tipi talk show. Tamam. Evet. Bir Amerikan tipi talk show nasıl başlar? Önce nasıl ödeme başlar? Yapılır. Hayır. Şöyle başlar. Kızlar gelsinler. Ne? Kızlar gelin. Bir kız alabilir miyim sana? Birkaç tane mi? Kaç kişi? Geliyorlar. Ben ayarladım. Nereye ayarladın? Kız ayarladım. Geliyorlar şimdi. Amerikan tipi talk show başlatacağız.
Nasıl? Prodüksiyon, müziği gönder, kızlara eşlik et. Ya ben onlara ölürüm. Kızlar ne istiyorsanız yapın buna. 3, 2, 1, yolla müziği. Ya bu hep hayal ettiğim şey ya. Ne yapıyor? Pardon, bir şey söyleyeceğim. Bir daha alabilir miyiz en baştan? Ne diyorsun? En baştan, baştan alabilir miyiz? Kestik. Kestik. Prodüksiyon. Ben üstüme rahat bir şeyler alayım mı? Hayır. Çünkü kızlara Amerikan stand-up şeyleri çok sıcak olur yani. Kızlara entegre ol. Kendini onlara bırak. Ama yüzünde endişeyle beraber bir mutluluk göreyim. Tamam. Göster. Süper bu. Evet busun sen. Yolla müziği. Gerçekten bir sürpriz oldu hepsine. Kızlar, son kısmı Let Me Tender'dan tekrar yapıyorsunuz. Arkadaşım, kendini müziğe bırak ve çok büyük bir hareketle bitir. Biraz ayıp olmazsa çıkabilir misin? Bu anı yaşamak istedim. Ne oldu? Ne oldu lan? Neden? Neye duygulandın? Yani şu an bu gördüğüm ilgi... Sana değil, gerizekalı. Kızlar şarkı söylerken seni kullandılar. Evet. Mini'yi de kullanabilirlerdi. O zaman çok uzun balat olurdu. Arkadaş, evet kızlar. Son kısmını tekrar alıyorsunuz. Arkadaşım sen büyük bir hareketle bitiriyorsun. Kalk koltuğun üstüne. 3, 2, 1. Başla. Üstüne oturayım ya. Burada mıyım? Good time. Good time. Good time. Show you a good time. Let me show you a good time. Yap hareketini. Hareketi yapsana. Burada soyunuyor muyum? Dans için. Büyük bir hareket yap. Good time. Harika bir şey. Kestik. Ne oldu lan? İyi misin? İyiyim. Ne oldu? Ne oldu? Ben hani kızların sanatına engel olmayayım diye. Konuş kızlarla. Bunu sonra bir daha yapabilir miyiz? Arkadaşım. Bak Amerikan tipi... Talk show böyle başlar. Evet. Bundan sonra böyle başlatalım mı talk show'u? Kurban olurum. Yani 2026'ya kadar ödeme istemiyorum.
Zaten almadıklarını da gözden çıkardım. Peki kızların sana karşı bir ilgisi var mı? Bu kadar erkek peşin hükümlü olma. Ha, onlar tabii sanatlarındalar. O çok zarifler, o yüzden teşekkür ediyorum. Evet, öyleler. Ben. Evet. Değil mi kızlar? Kesinlikle. Duydun. Duydum, zaten aynı şeyi söyledim. Evet, şimdi kızları alkışlarla gönder, programın sonunda tekrar çağır. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ağzınıza sağlık. Şimdi... Biz bu gidiyoruz. Arada, bu arada canlı söylediler biliyor musun? Sadece müzik geldi. Evet, ben tam hiçbir şey duymadım, görmedim. Evet. Başka şeyler yaşadım. Arkadaşım, Amerikan tipi talk show... Lan ben seni yükselteyim diye yaptım, ağlıyorsun. Çok duyguladım şu. Ben ölünce buraya bir yere gömün beni. Arkadaşım! Arkadaşım! İhtaç bende! Onu çalın benim için, tamam mı? Splendor. Arkadaşım, kendine gel. Yükseldin mi? Ya seyirci, çok pisliksiniz ya. Ağzımı açmadım. Evet. Arkadaşım, peki talk show dediğin şey böyle başlayıp bitiyor mu? Bitiyor. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Hemen arkasından konuk geliyor. Sanki kızlar oradaymış ve yeni gitmişler gibi. Kalk koltuktan ve konuğu davet et. Şeyden, sanki reklam arasından geldi. Sanki öyle, konuğu davet et şimdi. Ve evet. Programımız başladı falan falan. Evet, 3-2-1 buyurun. Ve iyi akşamlar sevgili seyirciler. Görüşmek üzere haftaya. Hayır! Bana ne, top bende değil mi? Kağıdına bak, soruyu gör, sonra da şey yap. Al soruyu gör. Arkadaşım! Ya Allah rızası için şuna bir şey... Ilgaz bir şey yazın şuna açık artık ya. Açık verme! Ne açık verme? Kapalı verin o zaman. Ben açayım. Varmış gibi hayal edeceksin. Orada hayal et soruyu. Soru değil ya, yeni şey değil mi? Yeni bölüm değil mi? Şimdi reklamdan gelmişiz güya. Ha tamam, gelmişsin. Evet, konu evet. Anons et. Evet. Evet. Yine birlikteyiz sevgili izleyiciler ve kağıt yine boş. Ne oldu? Başın göğe mi? Ne olacak? Ilgaz evlendiğinden beri projeyi hiç umursamıyor artık yani. Fatih Portakal'ın kağıdı hep boş. İki saat haber sunuyor. Altın Portakal'la ne ilgisi var ya? Fatih Portakal'ın diyorum kağıdı hep boş. Ha. İki saat haber sunuyor. E tamam da o adam habere vakıf. Ben şimdi burada ne konuğa vakıfım? Ne olacak? Bir anda etrafımı kadınlar bastı. Ya ben buna engel olmaya çalışıyorum. Kadınlar sürekli peşimde hocam. Allah geri zekalısı. Salak. Evet, şimdi anons et, konuğu çağır. Ve bugünün evet. Konuğu geliyor. Huzurlarınızda evet. Janet Jackson. Hayır. Değil. Bugünün konuğu. Bakayım dedim, kanal ne kadar önem veriyor programa, onu göreyim dedim. Yapabilecekler mi? Bugünün konuğu. Bugünün konuğu, evet, hepinizin beklediği gibi... ...tabii ki de dünya basınında önemli yer alan... Kimin git arkaya mı? Getir. Efendim? Git arkaya... Hayır, git arkadan getir. Kapıyı aç evet. Ve davet et konuğu. Ve şimdi sizlere sürpriz bir konuğum var sevgili izleyiciler. Ben, bana bile sürpriz, ben bile bilmiyorum. İnşallah demin ki kızların ablasıdır. Aha! Oo! Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kerem Bey. Katıldığınız için hoş çok bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş İyi bulduk. Akşamlar. İyi akşamlar. Kadar. Gel mesela... buraya. Ha, tanıdın tabii. Mı? Tabii ki de. Tabii. Tamam. O zaman çok mutlu olduğunu belli çok, et hakikaten ve... Hakikaten çok mutlu oldum. Ama şuraya takın burası tamam, biraz. Tamam. Bu, ayakkabıyı da çiziyor evet, çünkü. Tamam, benimkiler de kiralık olduğu için biliyorum. Hakikaten ne güzel yaptığınızda geldiniz. Ben çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Görüşmek üzere. Ben daha teşekkür ediyorum. Abi gelsen nereye gidiyorsun? Kalıyor muyum ben? Kalırsanız şimdi... Hayır, sahnede mi bir şey var? Hayır, çıkana biz, bir şey oluyor biz, sahnede. Biz konuşacağız mı onu? Tabii tabii. Gelin 20 dakikada bir kızlar dansa geliyor. İnanılmaz bir şey. Bu gece şöyle bir şey. Yani bunu kalmanızı kızlar, istiyorum. Kızlar bana seni sordu buradan koşuyorlardı. Allah ben tarif ettim. Siz 2 dakikada kalın ben bir... Arkadaşım! Ağrı al konuğunu. L5'te ağrı var. Arkadaşım al konuğunu yerine. Buyurun lütfen. Ve yeşil Kerem Alışık geldi kim bilir neler konuşacağız falan ya seyirciye. Nasıl deminki kızlar? Çok güzel. Hayır! Ben istediğim şeyi konuşamıyor muyum konuğumla? İstediğin şeyi konuşabiliyorsun ama düzeyli. Evet. Nasıl da dedik yarım abi? Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun sen? Şimdi beni talk show yapmaya zorluyorlar. Ben istemiyorum. Evet, ben de bilmiyorum ne yapacağız. Ben yani genelde... Biliyorsun adam gelmiş 15. katta çalışıyor. Birdenbire inşaat işçisi arkadaşımız pıt yere düşüyor. Yerdekiler geliyor. Ne oldu arkadaşım bir şey var mı? Ne oldu iyi misin falan. Vallahi bilmiyorum ben de yeni geldim diyor. Şimdi ben de... Ben otoparktayım bir şey olursa. Arkadaşım. Ya da böyle. Böyle hayır, rahat ederseniz de... böyle. Yok yok. Ben böyle bak, bak sahne ben de tecrübesi. Yeni geldim bilmiyorum yani oraya, ne yapacağız. Orayı sen... anladım şimdi. Ben Google'dan baktım şakayı anladım. Şimdi yani o da yeni geldiği için
O şey yapıyor demek ki. Anlatamadım. Yo yo, vallahi çok güzel. Ben anlatamıyorum. Ben Kur'an çarpısı ben çok güzel. Ben niye geldim? Şiire mi başlasam acaba? O zaman biz yalnız bırakalım sizi. Çünkü şiir uzun süre. Ama sen konuşmuyorum diyorsun. Ben konuşmuyorum. O zaman ben ne yapayım? Kerem Bey, siz talk show ne yapmak istiyorsunuz tam? Ben bunu yönlendirebilirim. Ben kızlarla... Yani biz konuşmak için geldik. Ha, şiirse mevzu, şiir de söyleyebilirsiniz. Bunu gözlerinin içine bak. Şiir söyleyebilirsiniz. Yok, burası... Şiir okuyabilirsiniz. Hayır, şiir okurum da o program bu program değil herhalde. Evet, değil. Niye? Değil. Bizi beğenmeyiz. Ya bizde daha çok erotik yani kankan dansları. Böyle... O tarz işte kızlar falan işte... Yo, olabilir. Bir dakika dur. Ver romantik müziği. Sen ha, değil. Pardon. Kerem Bey, tutun bunun elinden, gözünün içine bakıp okuyun. Buyurun. Özel bir ışık... bir ışık yapabilir miyiz? Işık yok. Yok yok, gerek yok. Ben şimdi şiir nasıl yani... Abi kendin dedin şiir diye. Ben çıkayım ya. Beni atmak için mi yapıyorsunuz arada? Yok ya, ben hani şiir dedim de bu program için uygun mu yani? Ya bu program için hiçbir şey uygun. Bu program televizyona uygun değil zaten. Arkadaşım niye öyle diyorsun? Biz niye buradayız o zaman? Ben de anlamıyorum. Beni hakikaten ben seni arkadan şimdi biraz benim anlayabiliyorum. Benim program sayısı var. O program sayısını tanımadan ödeme alalım. Bu uzaktan sesi gelen arkadaş biraz seni zorluyor herhalde. İşte sesi uzaktan hoş geliyor. Evet. Yani davul gibi bir şey yani. Kestik. Evet. Ya bir dakika, dinler misiniz? Talk show yapacağız. Hayatınızda talk show... Arkadaşım sen zaten anlamıyorsun da... Kerem Bey, hayatınızda talk show'a gitmediniz mi hiç? Gittim. Kime gittiniz? Unuttum. Düşün. Bu unutulmayacak bir gece olacak. Şimdi oturun koltuğa. Mesela oturun. Tamam, oturun. Şimdi çok acayip bir soruyla başlıyorsun. Nasıl isterseniz. Evet arkadaşım. Evet. Çok acayip bir soruyla başlıyorsun. Arkadaşım. Hayır, niye sevmiyor bizi? Bilmiyorum. Kimseyi sevmiyor. Ben sizi seviyorum. Sizi niye seveyim? Hayır, sen niye sevmiyorsun bizi? Ben seviyordum. Geldiğiniz ana kadar çok seviyordum. Yok, kesin senin bir işin var. Yoksa mutlaka severdim bizi. Ne oldu? Mesaj mı yazıyorsun? Aldın adamın yanına. Kim gelse şurayı yanına alıyorsun. Sor adama soruyu. Kerem Alışık'ı getirdim sana. Daha ne yapayım? Evet. Ama alışık demek ki gelmeye. Yani o şimdi çok sıkıntılı davranmıyor zaten şu an. Gerçekten evet, çok sevindim. Hayatında duymadığı, onu çok ilgilendirecek bir soruyla geliyorsun. Önce söyle seyirciye. Gerçekten bir yönetmenin gübreyle yetişmiş olabileceği inanıyor musun? Arkadaşım! Durmadığı bir sorudur bence. O da düşünecekti yani. Düşündürücü, merak niye ettirecek. Niye işin içine beni katıyorsun? Ama sizsiz olmaz hocam. Evet, sizsiz olmaz. Organik yani. Bir hayat hep örnek veriyorlar ya Türkiye'de şu an. Beni katmadan Kerem Alışık'a çok... Ama bak, sizi katmadan gübre olmaz. Bak, siz bizi biraz sevseniz üstünü biz tamamlardık ama siz hiç bizle ilgilenmiyorsunuz. Kerem abicim, Cem Yılmaz'ın filminde her şey komik, bir senin sahnende ağlıyoruz. He. Şimdi burayı da mı karıştıracak? İşte... Ben doğru dedim, söyledim. Ben doğru dedim söyledim. Bu program o program değil. Doğru yani. Evet. Doğru söyledin. Ama yani, bunların hepsine Google'dan bakıyor orada. Ama sen yani biraz tabii bu konuda daha acemi talk show konusunda beni evet. Ondan çağırdı. Yoksa çağırmaz. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Yani arkadaşım sen mesajı aldın mı? Komik yok. Bir filmin içerisinde ha. Girip sabote edip ağlatıyorsa insanları burayı da sabote etmeye gelmiş olabilir. Ha. Al eline kontrolü. Evet, evet. Doğru evet. Söylüyor. Anladın mı? Evet, burada ben ağlatacağım, lütfen. Evet, ama kalbini kırıyor. Bilmiyor ki o kırdığı kalbin içinde kırar. Belki de o var. Evet. Şimdi o çok normal. Arkadaşım bak, adamla evet. Beni karşı karşıya getirdin ya. Biz birbirimizi seviyoruz belki. Kendiniz bak, biraz evet. Arayı evet. Arayı bulabiliyorum. Tamam, şu anda program başlıyor. 3, 2, 1, ver müziği, tamam. Sor soruyu. İyi akşamlar. Gel abiciğim. Ben başlıyor, pardon ben yanlış. Ver müziği, evet. Sor soruyu. Evet, ama evet. Ya siz buraya ya ben oraya. Yok. Yani siz, nasıl rahat ederseniz. Rica ederim. Çünkü buraya... Akşam, gece olacak gerçekten. Oturun lan şuraya! Aç ağzını! Sor soruyu! Aklında ne var? Sor. Çok özür diliyorum, yani beni buralara götürüyor. Hayır ama aç ağzını dediniz. Aç ağzını, sor. Soruyorum, evet. Şey olarak soruyorum. Buyurun. Kerem'i, neden o? Evet. Şimdi ben soru da sormuş oluyorum. Seyirci ne dedi, ne dedi derken cevap geliyor. He, cevap geliyor. Süper bir sistem buldum. Evet, ne? Çünkü ben o söylemiştim yani. O, evet. Ama yani o yüzden şey olmadı. Ben kestik. Şimdi bunu yapsanız normalde sıkıntı yok. Normalde... Ama seyirciye anlatıp niye? Gel buraya. Ama... Ya bu affedersin toprak sahibi gibi arkadaşım, sürekli... Arkadaşım vallahi... Ama şurada bir şey yapıyoruz. Dikkat arkadaşım, imdat diye bağıracağım. Rahat, gerçekten istirham ediyorum. Rica ediyorum. Müzisyen, ne yapıyorsun sen? Bak, hoş bak. Geldiniz. Suzan, hiç acele etme. İçeride kimle mesajlaşıyorsan... Arkadaşım, doğru düz... Bak, bir şey söyleyeceğim. Talk show yapmak istemiyor musun? Hayır. Ne yapmak istiyorsun, onu söyle bari. Yani ben şimdi... ben daha ziyade karakterlere can vermeyi seviyorum. Mesela? Baba, sıcak mı? Söyle bir şey. Afiyet olsun.
Prodüksiyon, yani... bir tane önlük getirin, bir şey olsun bu. Doktor olsun. Diyelim ki Kerem Alışık sana gelmiş. Doktorsun. Evet, talk show yapmıyormuş gibi varsay kendimi. Ha, o kadar. Ha, ciddi ciddi. Ha. Ha, varsayalım talk show yapmıyor. Ilgaz ne oldu gerçekten? Evlendi, balayla mı gitti? Ben elinden aldım. Bu arada götümden ter akıyor. Affedersiniz. Evet. 3, 2, 1. Kerem Bey... Ama estetisyen miyim ben? Fark et, ne olmak istiyorsun? Bu silikonlar çok bakımsız kaldı. Ne olmak istiyorsun? Evet. Ben gerçekten doktor muyum şu an? Evet, doktorsun. Tamam. Kerem Alışık sana gelmiş. Evet. Evet, yap bakalım ne yapıyorsun? Kerem Alışık bana gelmiş ama o doktor koltuğunda, ben buradayım. Fark etmez. Bu koltuğu değiştiremeyeyim. Ben bundan hep düşüyorum. Al yanına. Kerem abi geçin yanına. Buyurun. Geçin buyurun, yanına. Evet, gelmişsiniz. Evet, arkadaşım. Evet. Sen psikolog ol mesela. Konuş bakalım ne konuşacak. Bak, psikologluk da bir nevi talk show'dur. Anladın? Hayır. Ha, bence kimse de anlamadı zaten. Buyurun. Adamı bir otursan önce. Efendim? Oturt. Ama buyur. Nasıl, ne oldu? Neden geçen sefer geldiğinizdeki bu panik atağı atlatabildiniz mi? Atlatamadım. Maalesef hala sürüyor bu panik atak. Ben de devamlı yükseliyorum. O zaman belki de bir psikoloğa görünmeniz lazım. Evet. Sensin. Ben psikoloğa görünüm. Sensin. Psikolog psikoloğa gitti. O yüzden bir türlü çözüm bulamıyoruz. Bence o zaman oluruna bırakacağız işi. Arkadaşım psikolog sensin. Psikolog benim. Ha, psikolog. Evet. Ha, psikolog benim. Psikolog bana musun? Gelerek en iyisini yaptınız. Sen psikolog yaptınız. Musun? Ben psikolog. İyi evet. Akşamlar, görüşürüz. Gel şuraya. Çocukluğuna gir. Bak, çocukluğunda çok büyük travma var. Filmi izledin mi? Aa, izledim. 1969'da onun sünnetinde geçiyor film. Biliyorum. Travmaya bak. Ha, o film. Evet. Evet. Onda da var. Onda da doneler var. Şimdi Cem geldi bana, dedi ki hani bu bir düğün bulacağız. Ve 69'da bula bula bir sürü düğün dernek arasında Kerem Alış'ın sünnet düğününü buldu. Ve bütün o ünlüler hakikaten de benim sünnet düğünümde ama vardı. Ama filmciler montajda uzun şeyleri keserler. Belki ondandır. Bana bütün o açlık. İstatılar. Hakikaten yani Ekrem abi, Ekrem Bora, Ajda Pekkan, kimi ararsan, Cüneyt abi, Cüneyt Arkın, Filiz abi, hepsi benim sünnet düğünüm dedi. Tabii ben o ara kendi derdimle uğraştığım için pek bir şey fark edemedim yani ama... Arkadaşım çok güzel bir yere parmak bastı. Oradan yürü, oradan yürü. Bir görebilir miyiz? Hayır! Öyle değil gerizekalı. Şimdi konu buraya gelince nereden yürüyeceğim ben? Bir sürü ünlü gelmiş. Bir sürü ünlü, evet. Aralarında tanıdığınız... Belki de o mu acaba sizdeki bu panik atağı sebep olan? Yani etraftaki herkes sünnet mi? Tanıdık ya ünlü olunca... Zaten sünneti unutturalım derken filmde bir de sünnet oldu. Hayır, etraftaki herkes ünlü olunca acaba normal hayata adaptasyon da belki bir sıkıntı yaşanabilir mi? Olabilir mesela. Olabilir. Onu çok bir psikoloğa sormak lazım. Biz pek alışık değiliz ünlülerin nasıl arasında olmaya. O yüzden olabilir. Evet. Doğru bir tespit çok olabilir. Arkadaşım evet. Düğünden yürü. Ben düğünden yürüyorum böyle. Arkadaşım. Bilezikleri falan almışım. Hayır tamam. Hayır. O düğünden yürü. Oradan soruyu açmaya çalış adama. Mesela hangi ünlü psikolojinizi bozmuş olabilir? Evet. Sor. Orada acaba belki de bir ünlüyü gördüğünüzde mesela tanıştırılmadığınız ama beyaz perdeden sevdiğiniz bir ünlüye denk geldiniz. İşte efendim bilmem ne hocam nasılsınız dedin. Yavrum bir dakika çekil dedi mesela. Bu bir travma olabilir. Şizofreniye bile götürebilir. Kestik. Olur. Bunun nesi travma olabilir çekil yavrum deyince? Olabilir. Şimdi sen çok sevdiğin, idol olarak gördüğün bir ürüne... Değil mi? Yanına gidiyorsun, merhaba nasılsınız diyorsun. Yavrum bir dakika çekil diyor. Senin için biter o insan. Sen bitmezsin ki. İnsan ben, senin için. Yok, bu çok doğru. Sen bitmezsin ama o insan senin için biter ve bunca zaman ben buna mı saygı gösteriyorum? Benim için mesela Rocco İtalya'da öyle oldu. Rocco kim? İtalyan Dışişleri Bakanı o. Bunlar güldüğüne göre gene bir pislik var. Evet, oradan yürü. Hangi ünlüden? Sonra Rocco'yla işte. Arkadaşım, hangi ünlü sizin? Acaba böyle bir şey olmuş, aklınıza böyle bir şey geliyor mu? Yani evet ya, onu çok severdim. Sünnet düğünde bana şöyle bir şey yaptı. Biraz da kalbim kırıldı. Orada olabilir. Pek onlarla ilgilenemediğim için çok aklımda değil. Yani Cüneyt abi gelmişti, hatırlıyorum. Ekrem abi oradaydı. Ekrem abiyle babam çok... Yani, Cem Yılmaz'ı tanır mısın? Cem Yılmaz'la yani Tolga diye bir arkadaşımız var. Onlar gibi çok yakınlardı o dönem. Böyle espriler falan yaparlardı. Hatta o zaman Boğaziçi Köprüsü yapılıyordu. Şimdiki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Demek ki 72, 73. Köprü bizim derdi, köprüyü biz yapıyoruz derlerdi. Biz de küçüğüz. Bak Ekrem abinin kızı burada, Lale burada. Lale... Köprüden bir şey ben kaldı küçüğüm, mı? Ben küçüğüm, o küçüğüm. O küçücük, minicik yani. O ben küçüğüm. Bizim işte mühendisleri arıyorum. Köprüyü ne oldu? Köprü nasıl gidiyor? İnşaat nasıl gidiyor? Ayakları ne yaptınız? Öyle bilmem. Böyle bir evde siz hep arıyorsunuz. Bu deniyor. Biz değil. Ha.
Ben şimdi de bakın, sünnetteyken bir... nasıl mühendisleri arıyorsun onu anlamadım çünkü. Bu yok. Tekrar onarabilir miyiz bunu? Yani ne bileyim bir çimento bir şey. Alçıpan. Yok, adam onu demiyor bir dinle. Oralarda değildik. İşte böyle evde hep konuşulunca Lale de küçücük. Ben de küçüğüm. Okulda öğretmen diyor ki işte bu köprüyü kim yaptı falan. O da diyor ki öğretmenim Sadri amca ile babam yaptı bu köprüyü. Kim diyor? Ciddi mi? Ekrem abi, Lale. O zaman Lale, bir dahaki seansı sizinle yapacağız. Normal bir yaklaşım değil çünkü bu. Özel bir peçete var mı orada? Yok mu? Suzan bütün peçeteleri düğüne mi götürdü? Bende var biraz peçete. Yok, sizin için ben. Siz 40 yılda bir gelmişsiniz. Ha, olmaz ha. Öyle şey. Arkadaşım, peçeteyle terini alırken ver müziği, çok acıklı bir şey sor. Onu duygulandıracak bir şey sor. Bu hangi nota? Hayır, duygulandıracak bir şey sor. Ha, duygulandıracak mesela... bir şey. Mesela? Şimdi, şu an... oynadığınız o güzel filmde olduğu gibi bir imkan verilse... tam olarak bir dakikada olmanız imkanı verilse hangi dakikada olmak isterdiniz? Bir dakika. Yani... Hadi sizi seviyorum birkaç dakikada olmak. Özleme duygusu içinde olmak isterdim. Söyleyeceklerim bu kadar kısa ve derin. Ne? Ne ben çıkıyorum lan? O zaman. He? Ne yaptın programı? Şimdi birazdan tekrar kızları çıkarıp seyirciyi alt üst edeceğim. Arkadaşım! Tam çökerlerken... Ho! Arkadaşım! Ilgaz, o mavi donu getirsene. Arkadaşım! Doğru düzgün bir şey sorarak gönder adamı. Doktor oldun, onu da beceremiyorsun. Ya çünkü hasta yeterince hasta değil, normal. O zaman konuk olarak da ağırlayamadın. Peki. Bir soru sorabilecek misin Kerem Alışık'a? Ciddi, evet. Gerçek. Sonra köprü ne oldu? Arkadaşım. Ben köprüde kaldım. Abla çünkü gişelerde hakkı var. Kerem abi mühendisleri arıyor. Köprü ne oldu diyor. Sünnet yatağında. Düşünemiyorum. Dur, ne oldu köprü ne oldu? Yani o zaman öne getir büyük alkışla. Nereden vereyim mi? Çok teşekkür ederim abi. Kızlar tekrar gelsin. Amerikan tipi talk show kapanışı yap bari. O zaman ben o strapless kıyafeti giyeyim. Hayır. Bu kıyafetle duracaksın. Kızlar gelecek. Bu sefer kapanışı sen onlarla dans ederek bitireceksin. Ben? Tamam. Evet. Wow. Evet. Kızlar gelebiliyorlar mı? Allah siz gitmediniz mi kız? Merhabalar. Öyle duruyoruz hiç. Bunu böyle donuk kare olarak çekiyoruz. Bekliyorum ne yapacaksın diye. Gerçekten şu an ne yapacağını bekliyorum. Ben ulan açılışı öğrettik ya sana. Kapanış nasıl olacak? Hayır. Aynısı olmaz. Aynısı olmaz. Gel şuraya kızlar. Ben sabaha kadar da burada oturacağım zaten. Hiç gitmeyeceğim. Arkadaşım gel ortalarına. Bak aynı kıyafet oldun onlarla. Bu ne özel hastane gibiyiz ya. Evet, kızlar aynı şeyi söyleyeceğiz ama bu sefer burada dans ediyorsunuz. Arkadaşım da burada. Arkadaşım, koreografiyi sen yönlendiriyorsun. Koreografi. Evet. Tamam. Koreografi olmasın? Ya neyse ne, anladın ya işte. Bunu sen yönlendiriyorsun. Ben tamam. Ben bilmiyorum kızım. Biliyorsun. Kızım sen benim. İçinden geldiği gibi koreografiyi yönlendiriyorsun. 3, 2, 1, yolla müziği. Başla. Birisi buraya dönüyor, birisi buraya. Başla. The minute you walk in the joy, I could see you were a man of distinction, a real big sender. Girl looking so refined. Say, why don't you like to know what's going on in my mind? Birbirinizi atın, birbirinizi atın. Like to have fun, fun, fun. How's about a feel fun? Laugh, fun, laugh, fun, laugh. I'll show you a good time. I'll show you a good time. The minute you walk in the dark, I could see you were a man of distinction, a real.
Wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Biz artık ölebilirim ya. Çok teşekkür. Sizi unutmuş muydum? Çok duygulandım şu an. İkinci yarıyı yapabilecek misin? 4, 5, 6 yarı yap. Kimse bir yere gitmiyor. Herkes benden. O zaman... 15 dakika sonra geliyoruz. Dur. Kol kola girin. Aynı anda dönün. Ve öyle gidin. Siz ikiniz buraya düşüyorsunuz. Abi yaşadım. Girin kol kola. Aynı anda dönüp öbür kol kola giriyorsunuz. Gazlayıp gidiyorsunuz, sonra sen geliyorsun. Soldan. Tamam, evet. Soldan. 3, 2, 1. Yalla. Hadi. Arkadaşım gel. Nesin sen? İşte böyle ılgaz giydir de bilmiyorum. Ne kıyafeti bu? Sondaj. Hayır. Bunda nasıl sondaj olabilir? Mesela gözlüğü takıp ne yapıyor olabilirsin? Takıyorsun, dalıyorum bunu. Tamam, neden gözlük takar bir insan sondajda? Gözüne gelmesin diye. Ne gelmesin diye gözüne? Sonda. Ne? Çamur falan işte. E gelmezse içeride çamur olduğunu nereden görecek? Sondajın özelliği ne? Ya çamuru görüyorsun ya. Evet. Atlıyorsun ya. Evet. Artık çamur olduğunu görmene gerek var mı? Çamura atlıyorsun zaten. Niye atlıyorsun? Sondajcı çamura boruyu sokar. Atlar mı? Gözlüğü denemek için. Ben gözlük firmasından... İşinden çıkamayınca hemen şakaya vur. Gözlüğü denemek için. Çıkayım ben. Hayır. Dön arkanı. Neden pantolonun bol? Ya hiçbir şeyle mutlu olmuyor ya. Dar olsa niye dar? Yahu olayı seyirciye izah et ki karakteri anlasın. Hikayenin içinde kilo alacağım. Arkadaşım lütfen. Kimsin sen? İşte ben bilmiyorum ama... Ya pilotsun pilot. Görmüyor musun kendindeki uçak şeyini? Motorunu. Hayır. Ne? Çıkayım mı ben? Çıkma. Senden daha az zekaya sahip partnerini çağır. Şimdi pantolon niye geniş anladım. Niye? O kadar terletiyor ki ter oraya biriksin diye. 60 kilo ceket. Evet. Evet mi? Diğerini çağır. Hayır. Diğer ceket. Diğer ceketini gelsin. Hayır. Bundan daha az salak olan gelsin. Daha az. Hadi daha çok. Yanlış söyledim. Daha çok. Bir şey doğru bildiğiniz bir şeyden konuşalım. Kim? Sarp. Aman. Gel. Sarp. İp var lan belinde. Ya şu prodüksiyona 3-5 bir şey harcayın ya. Çocuk uçkurla geldi ya. Bu hangi ne ara hava yolları bu? O senin komutanın. Bak göğsüne. Komutan ama donunu tutamıyor. Sarp sen nesin? Salak. Buna uyma sen ya. Sen pilotsun. Arkadaşım. Asıl pilot o mu? O şey mi? Hayır. Sen pilotsun. Bu senin komutanın pilot. Siz prodüksiyon. Kanatları getir. Tamam, boş günümüzmüş, tahterevalideyiz. Aynı anda olur mu? Anlaşamamışız, ayrı hava yollandınız. Bu süper fikir. Kanatları getir prodüksiyonu, 3 tane de sandalye getir çabuk. Arkadaşım siz tahterevalidesiniz. En son şeyi ne? Niye işten kovulduk onu tartışıyorsunuz, tartışın. Çünkü aynı anda yapamıyoruz işi yani. Hayır, tahterevalidesiniz. Biri uçağı indirmeye kalkıyor, öbürü kaldırmaya kalkıyor. Sarp sen ona şikayette bulun. Yemeği şikayet et falan, her şeyi şikayet et. Yemeği şikayet ediyorum sana. Tahterevalide şikayet et. Tahterevalide şikayet ediyorum. Tahterevalide şikayet et. Tahterevalide şikayet. O ne abi? Onlar kanat. Öyle mi? Evet. Anladım da ya yani nereden çıktı? Kanat tavuk kanadı ya. Değil salak. Sen ben de sandım ki okyanustayız. İki köpek balığı. Anladım. Öyle gidiyor. Bu ters köpek balığı. Bu Karadenizli. Sinop açıklarında bu. Ters. Oyuncu baksana Allahsız yani.
Arkadaşım. Evet. O kanadı uçağı size... Bak şimdi birazdan birileri gelecek. Bir uçuşa gideceksiniz. Siz... Birileri gelecek. Uçak taksisiniz, tamam mı? Adadan adaya uçuyorsunuz. Anladım. Bu kanadı kendinize takıp uçacaksınız. O zaman dönüyoruz biz herhalde. Yakıt boşalır. Benim çünkü tek tarafa gidebilirim böyle. Hayır, ikisini de kendine takarsan çift tarafa gidersin. Çift tarafa giderim. Ayrılırım ki. Hayır. Yani tek tarafa gidersin. Ha çift tarafa. Yani ortaya gidersin. Yönetmen tamam. İkisini de kendine takma. İkisini de kendine taksana. Onun içini oy. Kendine tak ikisini. Neyin içini oy? Bu böyle durmaz ki mıknatıs. Oyarsan sokarsın. Getir şuradan benim DVD'lerden birini. Arkadaşım. Olmayacağını... Efendim? Saçmalama. Hayır bu neyle uyuyacağım abi ben? Kutuda. Isıra ısıra. Kutuda her şey var. Alet edevat var kutuda. Ne kutusu? Orada kutu yok masada. Ya hadi kutu var. O kutunun içinde mi? Aç kutuyu. Lan çabuk olsana asistan. Göster. Biliyormuş gibi. Göster. Ona göster bana ne gösteriyor. Bıçak. Bıçak. Ne yapacaksın? Dokunmayacağım. Hayır. Nereye gidiyor hikaye? Gerçekten anlamadım. Ulan kanadı oyup kendine takacaksın ya. Kanadı oyacaksın, bıçağı kendine takacaksın. Hayır. Bıçağı alacaksın. Oyuncudan kurtulmaya ya çalışıyor. Bıçağı alacaksın, bıçağı vereceksin. Hayatım kanadı koyuyorsun. Heh. Oyuyorsun şurayı. Hayır. Boğazını keser, yapma. Evet, kes onu. Bir oyuncunun parmağı nasıl... Asistan, asiste etsene. Bravo, hayır, bravo. Yeni laflar... Sana bravo, eşşoğlu eşit. Arkadaşım, ölçüyü aldın mı? Neye göre kesiyorsun? Brezilya kalçası işte, tam benim için. Hop! Ne oldu? Kötünü bilecek. Evet, ötekini de çabuk. Ne yapıyorsun? Aynı kötünü, bir yarısı. Eşit mi iki tarafı bakalım? Yıllar beni o hale getirdi. Eline çok dikkat et de. On parmağın onu bir değil. Sarp destek olsana çocuğa. Hoppala neler oluyor. Evet şimdi Sarp tahterevallidesiniz arkadaşım. Sen kanadı tak kendine tahterevallidesin. Basıyor ben uçuyor muyum? İlk uçuş mu? Hayır bak. Arkadaşım güldürme beni. Sen, güldürme beni. Tahterevallidesin. İnip inip kalkıyorsunuz, o sırada müşteri gelecek. Tak kendine şunu. Tahterevalli'ye müşteri geliyor. Evet, çünkü siz tahterevalli'de vakit geçiriyorsunuz ya, adada. Ya insan gibi bir hikayede niye oynamıyoruz biz? Allah arkadaşım, rızası için. Benim hikayelerim tutuyor. Tutuyor ama neyi... ya kanadı benim... kendine taksana. Ya tahterevalli'ye nesi benim kanatla? Bileceksin. Onu da ben mi öğreteceğim sana? Ya bu öğretilecek bir şey değil ki, bu saçmalık. Arkadaşım tak şunu kendine. Tahterevalli'desin. Evet, Sarp. Sen tuvaletten çıkınca uçalım, tamam mı? Bu niye lan, parkın ortasına... Lan diye binsenize! Parkın ortasına ne? Bir erkek bir bayan al sahneye, çabuk. Kanatlı mı? Hayır, normal. Erkek biraz... Böyle olsun, bayan da böyle. Hoş geldiniz abi. İsminiz ne? Selin. Naif. Evet. Vay ne güzel, süper isimmiş. Eyvallah. Naif, evli misiniz, arkadaş mısınız? Arkadaşlar ya. Tanışmıyorlar bile. Güzel. Burada tanışacaksınız. Nüfus cüzdanınız varsa evlenirsiniz bile. Ben burada torun sahibi olan gördüm. Bir oyun çok uzamıştı. Tak şunu kendine. Tahterevallidesin. Sarp şikayet ediyorsun. Durmuyor ki. Üç gündür bir şey yemedim diye ağlayarak şikayet ediyorsun. Üç gündür bir şey yemedim. Bu fantommuş. Hikayeye giremiyorum. Tak kendine. Tamam orayı anladık tamam. Evet Sarp, tahterevallidesiniz. Arkadaşım tahterevalliyi organize et. Biraz sağa gel yavrum. Şimdi biraz yaylan. Organize nasıl edin? Arkadaşım tahterevalli burada. O otururken sen kalkacaksın, sen kalkarken tamam, o oturacak. Tamam, evet, 3, 2, 1, başlat. Aa helal. Bu kibarlık da, bu naiflik bizi öldürdü. Peki ben buradaki... İçin niye şişiyor, çok mu hava alıyorsun? Ha, hava mı kaçıyor? Konuş Sarp. Kaçıyor şu an. Konuş. Ya tamam ne yapıyorsun? Nasıl bir hava yolu bu? Üç gündür bir şey yemiyorum. Üç gündür bir şey yemiyorum. Kaçacak hava kalmadı. Arkadaşım söylesene. Biz uçağın lastiğini falan mı şişiriyoruz? Çok saçma oldu bu ya. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Al şu sandalyeleri öne. Vazgeçtim. Sandalye mi? Sandalyeleri. Sandalye... Tahterevalli de değilsiniz. Naif bize yardım eder misin? Bir tane de genç kız al sahneye çabuk. Abla 55 yaşında mı?
Çünkü 55'ler de gençtir, o ayrı. Şu an çok ince bir köprüden geçtim. Hoş geldiniz. Sizin isminiz ne? Elif. Olsun. Evet arkadaşım, sen gir şimdi sandalyenin altına. Uçağı tamir ediyorsun. Kanatlar da? He? Kanatlar nerede? Kanatlar takıldı sana o sırada. Siz fizik okudunuz mu hiç çayırda? Hayır. Belli. O kanatla oraya nasıl gireyim? Bana ne? Bana ne ya? Gir şunun altına. Gir şunun altına. Bunun Naif. Altına mı? Naif. Hanımefendi senin eşin, Elif de senin kızın, tamam mı? Seni kanatlarımın altına almak istiyorum sen. Ne oldu? Neye gidiyorsun ya, sen? Biz aramızda başka bir bölüm çekiyoruz. Ayrı bir kanala. Sen öbür kanal değil mi? Çek, çek. Evet, Naif. Geliyorsun. Siz elmas kaçakçılığı yapıyorsunuz. Diğer adaya gitmeniz lazım, tamam mı? Tabii. Evet, bunları kiralayacaksınız. Ha. Sen çok sinirlisin, çok gerginsin ve çok kızgınsın. Çünkü seni takip edenler var. 3, 2, 1. Sen girmişsin altına. Şeyi iste. 8 numarayı iste. Sarp, sen de cevap. Evet, gir koltuğuna. Hacı altına. Ben buna mı? Buna mı? Buna mı? Motorun altına gir. Ne bakıyorsun lan? C130. 4 motor bunda. Hangisi? Bir kere sandalyeleri arka arkaya dizeceksiniz. He. Evet. Bana göre diagonal dizeceksiniz. Oo, normal diyen birinden diagonali duymak. Bana diagonal diz. Diagonal, hafif şöyle. Evet, çok değil. Evet. Evet arkadaşım. Evet. Gir motorun altına. Şimdi bu hangi model? Ya ne yapacağım modeline? Motor burada mı? Motor her zaman en önde olur. Hayır, öyle bir şey yok ya. Var. Hiçbir haltı bilmez mi? Pervaneyi sen? Çevirecek. Pervane ile motorun arası uzak olabilir kardeşim, mi? Kardeşim, yanında iki motor, burada iki motor, hepsi pervaneli olabilir. Onlar yalan dolan. Motor, pervane en öndeyse motor oradadır. Ya askerliğim onda geçti lan. Allah Allah, onların yalan. Hepsi illüzyon. Evet, evet, gitmezsen illüzyon olur tabii. Ebru, kes burayı da inzibat gelmesin. Ya bunu nereme takacağım oğlum ben? Hem altındayım. Böyle mi duruyorum, böyle mi duruyorum? Motoru göreceksin. Demek ki nasıl duruyorsun? Belki tepesindeyim, ne bileyim ben. Motoru aşağı koymuş olabilirler. Motorun neresi bozuk olur genelde? Yüreği. Ne altı diyeyim? Bozuk olur motorun. Motorun altı. Evet, niye? Burası. Çünkü inerken hep vurursun motorun altını. Nasıl bir öküz tecrüben varsa... Ah. Evet, söyle. Ver 8 numarayı de. Ya kardeşim, bunu tamir ettiğine ya, göre... Ya takma onları, tamam. Tamir ediyorsun. Söyle Sarp'a, de ki ver 8 numarayı de. Ver 8 numarayı. 7 küçük geldi. Hayır, şey de Sarp, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Çünkü ver. Aranız açık, para yok. Evet, aramız açık. Hayır, yanıma gel, aranız açık. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim ki. Devam etmiyor. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Uyumuşum ben, çalışıyorum. Hayır! Şu 8'i al eline. Şu 8'i al. Tam 8'i ama. Lan ne yapıyorsun çocuğa? Nasıl bir şey 8? Oğlum 8 görmedin mi hiç? Görmedim. Hayır, hiçbir anahtarın olmadı mı senin? Anahtarlığım oldu. Hayır, 8 anahtar. 8 tane yok. Bir alt kapı var, üst kapı var. Ve ben bununla uçuyorum değil mi? O senin komutanın. Sarp, hadi 8 yavrum. Numara anahtar vardır. Somuna geçirirsin, sıkarsın. Hiç somunu anahtarla sıktın mı? Ben böyle... Evet, soluna geçip açıyorum. Soluna değil, somuna, somuna. Kime? Ben size ne dedim, burada evlenen olur demedim mi? Arkadaşım. Şu an nişanlısınız mesela. Sarp. Evet. Sen gerçek bir gerizekalısın. Biliyorum. Tamam, dur orada. Naif, gel. Nerede? Karını ve çocuğunu al, gel. Uçak taksi kiralamak istiyoruz. Taksimetreyi kaçtan açıyorsunuz falan konuş. 3, 2, 1, gel. Evet. Şey, yenge, sen Naif'e şey yapıyorsun, bizi ne işlere soktun falan. Elif, sen de diyorsun ki, baba uçacak mıyız? Sen Sarp'la aynısın zeka olarak, tamam? Evet. 3, 2, 1, buyurun, gel. Acilen uçak bulmamız lazım. Uçağı da bulduk. Bizi ne işlere soktun? Baba ben... uçacak mıyız? İnşallah kızım, inşallah. Ne yapıyorsun? Uçuyor. Yani kaldırmaya çabalıyorum ama olacak gibi değil. Hayır, uçağı görecek. Uçakçı diye bağır, o sırada sen zıpla. Uçakçı. O ileride. Arkadaşım. Ben uçağın sahibiyim. Uçağı yapan kişi ileride, uçakçı. Arkadaşım, sensin o işte. Taksiciye ne denir? Taksici. Taksinin sahibine. Yanlış bir şey işte o. Evet. Söyle. Bu uçağın sahibi kim? Bu uçağın sahibi kim? Buyurun. Bana mı bakmıştınız? Nasıl yardımcı olabilirim?
Çok acilen... uzun zamandır uçağın altındayım. Biraz bacaklarım tutmuyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Kestik. Naif ve ailesi. Pilotu neden alkışlıyorsunuz? Pilotu alkışlayan müşteri ilk defa görüyorum. Pilotu niye alkışlıyorsunuz? Hürmete. Evet, arkadaşım gel. Evet. Nasıl yardımcı olacağız? Biraz vakit alıyor, kusura bakmayın. Sarp, siz şunun tutun. Bacağını pompala, kan gitsin. Ha, Betamax zamanından. Evet, konuş. Ya gerçekten bu... Ya buna aldanmasa öyle bir şey yok ya. Hocam biz yarın gelelim mi? Lütfen. Arkadaşım ya, kalk şu ayağa. İstediğim kadar uzatabilirim aslında. Kalk. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar, ben kaptan pilot Muhittin. Hanım kız merhaba, hoş geldin. Şey Elif, bu da sen dans ederek, her şeye dans ederek karşılık veriyorsun. Evet Elif. Kim? Elif'le tekrar tanış. Ya? Dans edeceğim. Evet, bana ne yapıyorsun? Anası babası yok mu bunun ya? Yavrum, onlara bir şey olursa bana soruyorsun uçan kaptanı benim. Annem baban hayattaysa onlara danışacaksın. Ben ne bileyim ya. Elif, sen devamlı dans ediyorsun, yerinde evet. Duramıyorsun. Tamam, evet. O kafadasın. Sarp, sen de Elif'le kesişiyorsun arada. Ne yapıyorum? Kesişiyorsun. Göz teması. Ne yapıyorsun? Kesişmiyorum. Nasıl bir şaka? Gül, 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 gül. Yazıklar olsun. Evet, Naif. Diyorsun ki bizi falanca adaya götürür şöyle müsünüz? Şöyle gelin evet. Çok arkada kalıyorsun. Arkadaşım söyle gelmiş, adanın hayvan. İsmini. Evet. Bizi ananın falan... ismi? Hayır. Ne? Ananın ismi? Hayır, adanın ismi. Adamın ismi ne ya? Adanın ismi, adanın. Adanın ismi. Evet, hangi adaya gitmek istiyorsunuz? Vallahi... Falanca adaya gitmek istiyoruz biz. Bir an önce, bir an evvel falanca adaya. Naif, iyi bir çocuğa benziyorsun. Uğraşırsam internete düşersin, caps olursun. Sizle düşeceksem sıkıntı yok. Yok ama olsun yine de düşme. Genç adamsın. Yapma. Sen bildiğin şey yap. Ona uyma sen. Ne diyeyim hocam? Bir ada ismi söyleyeyim Keps bari. Keps Adası. Tamam. Keps Adası. Tamam. Keps Adası. Keps Tut. Böyle bir yer var mıydı ya? Var. Ben ne bileyim var mı? Keps Tut Adası. Her boku biliyorsun. Bunu niye bilmiyorsun? Konuşma lan. Önüne dön. Halimize bak. Seviyeye bak. Ulan. İki hafta sonra ikisi de karakolda. Evet arkadaşım. Evet. Lütfen. Tabii. Beyefendiciğim hangi ada gitmek istiyorsunuz? Bizim acilen Keps Adası'na gitmemiz lazım. Dur. Senin... Ki pilotlar çok kibar olur. Sen pilot gibi konuşuyorsun. Merhabalar beyefendi. Hangi adaya gitmek istiyorsunuz falan gibi. Evet. 3, 2, 1. Ya o kabine girip kahveyi aldıktan sonra. Hayır. Hep öyle konuşuyorsun ve konuşurken tamam. Kırıtıyorsun hafif. Belden aşağısı kırıtıyor. Ya saçmalama. Şu kıyafetle niye öyle bir şey kırıtıyorsun. Niye o kıyafet bol? Bacak içinde rahat oynasın anlattım, diye. Anlattım ter biriktirmek için. Hayır. Sarp sen de onu yaparsa ağzınla onun yaptığını yapıyorsun ama... Sen de onun yaptığına dansla karşılık veriyorsun. Sen de camları ovuyorsun. Süper fikir. Harika. Çok devam. Güzel. Evet 3, 2, 1 koyun. Evet. Beyefendiciğim hangi adaya gitmek istiyordunuz? Bizim acilen Keps Adası'na gitmemiz lazım. O zaman gidemeyiz çünkü biz yavaş kullanıyoruz. Niye? Öyle. Çok ne yakın. Alakası var Keps'le yavaş kullanmanın? Ben öyle konuşunca içimden yavaş gitmek geldi, biliyorum yani. Arkadaşım yapma şunu, tabii ki götürebiliriz de. Şimdi tabii ki götürebiliriz. Kaç kişiyiz? Böyle. Kaç kişiyiz? 3. Hayır, 5 kişiyiz. Soruya dikkat et. Kaç kişiyiz? 3, 2'de 5. Türkiye'de hep yanlış sorulan bir sorudur. Ve kapıyı açarsın, aa sen mi geldin? Gibi. Kaç kişiyiz? Mesela ne köftemiz var? Senin mi var, benim mi var? Hiç anlaşılmıyor. En gıcık olduğum sorular bunlar. Benim de. Kestik. Ne anlatıyorsun gerizekalı? Bunlar memlekette takıldığım sorular. Sana ne lan? Ama hoş bir şey değil yani. Bunu bir kendi başına gösteri yapar ha, anlatırsın ya. Evde eşine ya. Sorarsın ya böyle. Hayatım domatesin var mı? Sanki karı kendi yetiştiriyormuş gibi bahçede. Küvette yetiştiriyor ya. Kat, manavdan almış o da işte. Domatesin var mı? Yani domates falan senin. VCD player'lar benim. Ben erkeğim. Domates falan senin gibi. Ayrımcı oluyor. Hoş değil. Hangi adaydı? Dur seyirci. Gaz vermeyin hemen. Evet arkadaşım sor. Naif sen çok tedirginsin. Tamam. Niye? Çünkü elmas kaçırıyorsun. Tamam. Biraz elmas şöyle gelelim nerede? Ya. Azıcık şöyle gelelim de. Biraz elmas da şöyle gelelim. Nerede? Öyle gelelim. Evet. Elmas ya, kaçırıyorsun sen. Yenge sen çek devamlı. Abla, çek. Çek abla sonuna kadar çek. 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 Ablayı oynuyoruz. Çek. Allah. Çek. Evet. Evet. Çok tedirginsin. Yerinde duramıyorsun. Biraz şöyle gel ablacığım. 3 gündür tuvalete gitmiyormuş gibi oyna. Öyle. Tamam evet 3, 2, 1 buyurun. O zaman.
Hocam bizim acilen kepsi... Hocam mı? Evladım kalk bakalım. Arkadaşım bırak artık şunları. Bir 2 dakikada hocam oldum. Şu hikayeye bir girelim. Elif dans ediyorsun sen. Bitti. Yenge sen devamlı şikayet ediyorsun susmadan. Sarp aynısını yapıyorsun arkadaşımın yaptıklarını. 3-2-1 başla. Bizim acilen kepsi adasına gitmemiz lazım. Evet. Fakat isterseniz sizin sakıncası yoksa hanımefendiyi şöyle alalım. Tabii ki. Çünkü son zamanlarda gördüğüm bütün fotoğraflarda kadınları arka tarafa itiyorlar. O yüzden ara dursun ben. Hadi ben gittim. Gel. Ben evdeyim. Çok özür diliyorum. Sizi kullandım ama sosyal söyle. Mesaj verdim. Arkana bakıyorsun. Birileri seni takip ediyormuş gibi. Hayır, sen değil. Ha, naif. Naif, sen arkana bakıyorsun. Birileri seni takip ediyormuş gibi. Ya naif ya. Bu zeminde bir şey var. Bulaşıyor. Lambri. Evet, 3-2-1 buyurun. Hocam, bizim acilen kepsi... Hocanın... Ulan yıllarımı verdin pilot olma... Şey, yenge çok özür diliyorum. Merhabalar. Ahmet de sapıtıyor mesela. Çok özür diliyorum. Arkadaşım. Beyefendiciğim tamam. Caps adası. Ayakların sizi... durmuyor. Dizler bir ileri bir... Evet. Hayır ya. He? Vücut değil sadece ayaklar ve konuşuyorsun. Evet. 3-2-1 buyurun. Evet sizi acilen istediğiniz yere götürmek isterim aslında ama... ...dediğim gibi dolaşım problemi olduğu için 2-3 gündür. Biz pilotlar fazla iniş ve çıkışlardan yani efendime söyleyeyim ascent ve descentlerden dolayı basınca maruz kaldığımız için kan deverana damarlarda bir yani süper. Naif söyle bizim acil gitmemiz lazım arkadaşım sana sor neden bu kadar acil beyefendi tedirgin misiniz? Evet buyurun. Neden bu kadar tedirgin misiniz? Siz tedirgin misiniz? Neden bu kadar acil gitmeni istiyor? Ben anlamadım beyefendi. Nasıl cevap vereyim? Onu da kendin bul. Demin artistlik yapıyordun. Evet söyle. De ki benim acil gitmem lazım. Yenge sen Tonga'ya düşünüyorsun. Diyorsun ki söylesene elmas kaçırdığını söylesene diyorsun. Evet. Buyurun. Garip bir kadın. Evet güzel. İyi mi? Hocam bizim... Pilot bey bizim acilen kepsatısına... Var mı manita? Yok değil mi? Zaten belli oluyor. Tabii tabii girmek istemedim ama yine mecbur baktım. Şimdi evet abi şey yap sen o telaşı hareketlerine ver. Yani yavaş konuş ama tabii. Şey yap mesela erotik filmlerde olur ya. O tarz yani adamın çok hiyerarşide olduğunu anlarsın ama çok yavaş hareket eder. Yani ne olacağını anlarsın ama görmeden annen gelir. Hazır. Çocukları dışarı alalım mı? Geç oldu ama birkaçını kurtarsan. Arkadaşım. Tamam hazır. Evet, evet buyurun. Bizim acilen kepsi adasına gitmemiz lazım. Söylesene. Elmas kaçırdığını söylesene. Anlayamadım. Nasıl söyleyeyim? Beyefendi lütfen. Ben bu tarz illegal olayların bir parçası olmak istemiyorum. Kestik. Bir dakika. Şimdi, biz kesiyoruz. Onları kesiyoruz. Normalde bir hanımefendi kocasına elmas kaçırdığını söylesene, söylesene diye ispiyonlarsa kocası ne yapar? Ne yapar? Adamın yani şu an bir flörtü bile yok. Adam bilmiyor ki o durumu. Kocası çocuk der ki, bu, sen ne diyorsun beni satmaya çalışıyorsun falan deyip durumu toparlamaya çalışır. Ama o sırada ben bir kadına öyle bağıramam. Ya of! Hadi lan bırak götüreyim ayağını. Evet. Cevapçı. Siz kavga etmeye başlarsınız. Elif sen araya girersin, dans ederek onları ayırırsın. Çok iyi. Tamam, evet 3-2-1 buyurun. Sana güveniyorum Elif. Hallettim. Çaça yaparken babaya bir koyuyorsun, baba kanatta. Elmasları anneyle koruyorsunuz. Bu iş burada kapanıyor. Evet, 3-2-1 Onlar kavga ederken Sarp sen aradan Elif'i çekmeye çalışırsın. Arkadaşın sen olayı sakinleştirip uçağa oturtursun herkese. 3-2-1 Müzisyen gerizekalısı da illaki bir şey çalar. Buyurun. Ya sen elmas çaldığımı nasıl söylersin doğruyu ya? Doğruyu söylüyorum. Yalan mı söyleseydim? Ne? Şimdi... Şşş, sakin. Evlatlık mı? Kestik! Gel buraya! Gel buraya! Beyni yok. Efendim? Vallahi yırttım ya. Sana dediğimi nereden biliyorsun? İçine doğdu çocuğun. Hissi kabrel buku. Arkadaşım, evet herkesi organize et, uçağa bindir. Evet, evet herkesi... beyefendi, tamam. Ben bunu duymamış olayım lütfen. Hanımefendi, lütfen. Derek Hoca aranızda ne yaşıyorsunuz bilmiyorum. Fakat kızınız dans ederek hepsini açık ediyor zaten. Şimdi bunu duymamış olayım. Lütfen uçağa binelim ve direkt Caps Adası'na yolculuğa çıkalım. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Hostesimiz yok. Ben ara sıra straplez bir şey giyip içi dağıtacağım. Buyurun. Arkadaşım, binsene uçağa. Hocam bize yer kalmadı, siz uçun. Buradan düz bas. Yenge, sen bunları tutarsan... Kestik! Olmaz
öyle şey? Ulan uçakta yer kalmadı. Yerleştireceksin adam. Nereden bilsin nereye oturacağını? Ya üç koltuk var. Nereye yerleştireceğim? Karı koca yan yana oturacaklar. Kız arkada oturacak. Yanak yana. Sen kucaktasın. Bu ayda maaş yok. İlk siz uçuyorsunuz bizde. İnşallah seversiniz. Sen de. Efendim sizi şöyle alalım. Hanımefendiyle yan yana oturacaksınız. Hanım kızımız evet arkada oturacak. Elif sen hiç durmuyorsun. Devamlı dans ediyorsun. Sen de geç. Hadi bakalım. Kalk ayağa dans et. Uçağı sen kullanacaksın. Ben Starbucks'tayım. Arkadaşım. He? Gel şuraya. Arkadaşım. Uçak kullanmak çok ciddi bir iştir. Bundan sonrasını sana bırakıyorum. Belli. Belli. Çok ciddiye alıyoruz. Arkadaşım. Benzini de herhalde enjektörle değil mi sıkıştırdık araya? Niye? İllaki benzinin kanatta mı olması gerekiyor? Yok ya cebe de almış olabilir. Hayır. O pantolonlar niye geniş? Efendim? O pantolonlar niye geniş? Böyle tarlada uğraşırken tuvalete kadar koşturmayayım diye. Hayır. Onlar işte benzin için. Tak şunu kendine. Evet Sarp. O kanatsa sen nesin? Kanatçık. Hayır. O kanatsa... O kanatsa sen nesin? Sen... Bir şiirsel olarak al hani. O şey, kanatsa... Kanat, but, göğüs. O kanatsa göğüs. Sen... Kemiksiz but. Kemiksiz seni but. Kandırıyor, salaklığından faydalanıyor. Ama en güzeli o. Torbaya koy, biraz zeytinyağı, kekik, ver fırına 25 dakika. Uçağı düşün. Evet. O kanatsa sen nesin? Motor diyeceğim ama... Hayır! Arkadaşım... Motor diyecek ama yağ karşı gıcığı var. Sen kanatsan o nedir? Kanayan. Hayır. Ben kanat. O kanayan. Sen kanatsan o pervanedir. He, bu desene bize. Biz bilmiyoruz ki bu şimdi türbin motor mu? Şey propeller mi? Türbin motor ne ya? Türbin mü? Gel otur sen önüne. Sen de önüne geç kanat ol. Kanat mı? Evet şey pervane ol. Tamam, sen kanatsın. Ol. Otur. Hanımefendi oturmadan yalnız uçuşa başlayamayız lütfen. Kemerlerimizi bağlayalım. Elif söyle amca ben duramıyorum dans etmekten de. Hadi kız. Amca ben duramıyorum dans etmeden. Amca senin babandır yavrum otur şuraya. Ya yaşım kaç benim amcasın tabii. Kız otursana balans için otur. Evet. Bir uçak kaldıramadın. Kaldıramam evet. İnsanım ben nasıl kaldırayım? Şey pervaneyi çalıştırırsan evet. Kaldırırsın. Pervaneyi çalıştırmak için ne yapmak lazım? İyi geldi mi? Evet, arkadaşım. Bir dakika ya. Paytak marşa bastı mı hemen çalışıyorsun? Evet. Ya neyle marşa basayım? Her yerim dolu. Bir şekilde marşa basacaksın. Bunu değişik yapmışlar. Tamam, tamam. Ver gazı. Ver, 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 ver. Ne oldu? Düz kontak yaptım hocam. Çalışmadı, düz kontak yaptım. Şu arkadaşım, kameradan özür diliyorum. Arkadaşım uçuyorsunuz, evet. Uçuyor, şu anda... Allah, mutluyum. Hayır, ha. Yukarı doğru gidiyorsunuz. Gidin yukarı doğru. Yaslan. Yaslan. Has geri. Arkadaşım. Otur akın. Ben de niye sağ çıkıyor diyorum ya. Acil çıkışın yanında acayip acayip hareketler. Hanımefendi lütfen kızınıza mukayyet olur musunuz? Otur yavrum, birazdan içi servis yapacağız. Arkadaşım, şimdi anonsu yapıyorsun. Geç anonsa. Dikkat dikkat, sayın yolcular. Bacaklarımın arasındaki pervanemizdir. Benim bütün herkese bunu izah etmem lazım. Saçma sapan bir hava yolu bu. Ne olur bak, güzel anons yap. Pilot anons yapıyorum. Yap. Evet. Sayın yolcular. Daha yavaş, daha seksi. Ver seksi müziği. Şu an üstüme rahat bir şeyler giyiyorum. İsteyen herkes de giyebilir. Hiçbir sıkıntı yok, bizi gören yok. Yaklaşık 4000 fite çıkmış durumdayız. Burada uçağımızda elektronik bir devre olmadığı için osurmak serbest. Arkadaşım. Zaten ailesiniz, yabancı yok. Koy verin gitsin Airlines'a, hoş geldiniz. Düzgün olduğumuz seks... yerde yükseliyoruz. Vakit kazanalım istedim. Arkadaşım. Canım. Şimdi sen yükseliyorsun, tam anons yaparken sen basınç girecek sana. Evet, 3-2-1 buyurun. Sarp. Önce basınç senden başlayacak, sonra arkadaşıma geçecek. Tamam, evet. 3-2-1 Öyle mi oluyormuş? Evet, sen anonsa devam et. Ciddi, öyle olur mu o basınç? Evet, önce pervane alır. Pervane basıncı içeri verir. Ha, o zaman camı açık uçağın. Evet. Evet mi? Evet. Tamam. Koy kolunu camdan dışarı. Evet, öyle anons yap. 3-2-1 yap anonsunu. Tamam, tamam, tamam. Bir bakanla değilseniz uyun.
Söyle. Söyledim işte, anlaşıldı. Sen de rüzgar yiyerek dans ediyorsun Elif. Elif manyak çıktı, yapacak bir şey yok. Elif'i müsait bir yerde bırakacağız. Arkadaşım yapışan olsun. Elif'i takım odalarda bırakacağız. Yapsana anonsunu. Sayın yolculuğum. Camı kapa lan. Ama o pervane. Senin odan mı lan burası? Sayın yolcular, uçağımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 4000 fitte seyrediyoruz. Lütfen yerlerimizi alalım. Biz söylemediğimiz sürece de emniyet kemerlerimizi çözmeyelim. Elif söyle, amca ne seyrediyorsunuz? Amca, ne seyrediyorsunuz? Sana kanatla vurmuşum ben. Amca diyor bana ya. Ne seyrediyorsunuz? Ne seyrediyorsunuz? Üşüdüm şu an. Niye söylemiyorsunuz? Sen dublaj mısın lan? Ne güzel Ayşecik sesi yaptın öyle. Değilim. Değil misin? Değil. İyi, hadi uyu sen biraz. Evet arkadaşım, yukarı çıkmışsınız. Şimdi uçağı otomatik pilota bağlıyorsun. Sarp'ı da içeriye alıyorsun, servise başlıyorsunuz. Otomatik pilot bu değil mi işte? Hayır, bırak kanatları kenara. Sarp sen de gel, şimdi servise başlayın. Evet. Nasıl sen gel? Pervane gitti yani. Pervane, o yukarıda gerek yok. Kalkana kadar lazım. Tamam. O gazı aldı, kendi gider. Tamam. Tamam. Sayın yolcularımız, önünüzdeki masalarda ayetel kürsi var. Onu iyice ezberleyin. Çünkü kanatlar da size emanet. Yenge elini bastır. Elini bastır. 4500 fit de çok hayati bir şey bu. Hadi görüşürüz. Arkadaşım ne yapıyorsun? Gel şuraya. Şimdi sen uçakta uyulması gereken kuralları anlatıyorsun. Ama Sarp'ı öğretiyorsun, Sarp anlatıyor. Evet. Sarp, manyak manyak danslar yapan genç kızlar bulursan hemen arkadan at. Arkadaşım. Merhaba sayın yolcular. Merhaba sayın yolcular. İnce uzun bir uçağın neresinde durduğumu, kanat dışarıda duruyorum ben şu an. Kendinize iyi bakın. Dışarıdayım lan ben. Arkadaşım niye her şeyi seyirci açık ediyor? Ben seni montajda içeri koyarım. Ya o zaman buraya da bir kanat koy, pervane koy. Bizi niye uğraştırıyorsun böyle böyle? Niye seyirci açık veriyorsun ya? Sen şu uçakta uyulması gereken kuralları anlat. Sen yolcular... Tuvalet kurallarını anlat önce. Kaka yapmak yok. Niye uçağı anlatayım? Ya of. Tuvaletten ışığı yanınca girilir, sönünce çıkılır. Işığı yanınca önümüzü görürüz, kapanınca göremeyiz. Öyle otoboka ellemeyin, ne olduğunu bilmiyorsunuz onu. Işık yandığı zaman elleyin. Bir de oraya sakın oturarak tuvalet... Sakın sifonu çekmeyin. Neden? Kaplumbağa deden. Ne olacak? Ondan sonra Guatemala'ya, aa Türk götü düştü. Gider. Öyle bir vakum var ki orada, adam tam orada çiğ köfte yapıyor, pum. Bu ne lan? Olur mu ya? Arkadaşım. Sen... Bence dağılalım artık be, geç oldu. Yarın okul var. Seninkisi büyük uçak değil. Airbus değil senin. Airbus mu? Evet. Seninkisi... Reklam mı aldın zaten? Hayır, seninkisi pervane. Tamam. Onda tuvaletin şeyi yoktur ki. Ha sen Boeing'lerde tuvaletler jet motoruna mı gidiyor zannediyorsun? Ha? Tam böyle hani sen öyle bebekte falan yürürken böyle... Abi bir şey geldi lan. O işte. Arjantin'de sıçtı bana geldi. Öyle şey olur mu ya? Arkadaşım. Hayatım ben de seni çok seviyorum. Üçünüz öpüştünüz işte. Arkadaşım. Toptan bir öpüşme ama. Arkadaşım pisleşme. Olayı nereye götürdün? Ben bunu nasıl yayınlayacağım? Ama tamam da pervaneyle... Ya, yayınlamayacağız kız. Hep beraber evde seyredeceğiz bunu. Büyük uçakla pervaneli uçağın her şeyi farklı olduğu gibi tuvaleti de farklıdır. Değil tuvalet. Niye farklı olsun? Uçağına göre değişir ya. Niye? Ya pervaneli jet uçaklar da böyle küçük. Onların tuvaleti böyle. Arkadaşım. Aynı olması imkansız. Sen ne didişirken dinlendiğimi farkındasın. Arkadaşım. Yılların tecrübesi. Gel şuraya evet. Anlat. Hadi Işık be. Yanınca tuvalete gidiyorsunuz. Işık sönünce çıkıyorsunuz. Tamam. Evet. Anladım. Işık yanınca tuvalete gidiyorsunuz. Sönünce çıkıyorsunuz. Ben çok hızlı yakıp söndürürsem yaptığınız kadar. Yaptığınız kadar. Artık bir daha dönüşte. Tutun. Arkadaşım çok söyle. Çok bir şey yiyip içmeyin. Şimdi servise başlayın. Ben size servis yapacağım de. Hadi bakalım. Uçağımızda böyle sportif... Kestik. Bekent. Kestik. İki bak, geri zekalı. Bak tekent. İki geri zekalı öne gelsin. Hayır. Ben tutarım uçağı. Gözlüklü geri zekalı diyorum. Sen değil, hayır. Senin gözlüğün mü var? Peki. Senin yüzünden oluyor. Dinlemiyorsun değil mi? Gel buraya, gel. Oraya git oraya. Hayır, sana diyorum. Ha. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Tamamen sabote ediyoruz hocam.
Niye? Çok eğlenceli oluyor. Arkadaşım söyle de ki istemiyoruz. İzin vermeyeceğiz de bir şey de. Estağfurullah, izin vermeyeceğiz değil de şimdi o arkadaşları da yorduk ama mantık denen bir şey var. Yani mantığa uymadığı zaman ben orada tabii ne yapıyorum? Mantığı devreye sokmaya çalışıyorum. Sen ne yapmak isterdin mesela? Şimdi mantıklı bir hikaye söyle bana. Estağfurullah. Bence bu ikisi pilotsa bu uçak zaten 20 dakika önce düştü. Dolayısıyla boşuna oynadık son 20 dakika. Ölmüşlerdi. Süper bir fikir. Geçin oraya, uçağı düşüreceğim. Geç. Ben zaten önceden düşmüş olsam... Arkadaşım, geç yerine. Tam anlatıyorsunuz. At eti mi? Hayır, tam anlatıyorsunuz. Başla anlatmaya. Evet. Sarp, sen de geç yanına onun. Anlatıyorsunuz. Neyi anlatıyoruz? Hayır, servis yapacaksınız. Ne içersiniz, ne alırsınız. Evet. Arkadaşım, sen gidiyorsun. Merhabalar, size ne verebilirim diyorsun. Sarp, sen de onu tekrar ediyorsun. Evet, buyurun. Evet, hoş geldiniz. Ne ikram edebilirim size? Ne ikram edebiliriz size? Alabilirim. Alabilirsin, kalkıp alabilirsin orada. Siz? Uçak küçük olduğu için uzanabiliyorsun oradan hemen. Ben de kahve alayım. Tabii sen de alabilirsin. Hanım bey sana. Hayatım sana ne yapayım ben? Pasiflora bir şey vereyim mi? Hanımefendiye pasiflora duş yaz. Komple yıkarsın. Arkadaşım, kızla ilgilen. Evet. Evet, sen kıza soruyorsun ne alabilirsin, almak istersiniz diye. Elif sen şey diyorsun. Ben amca çok güzel bir disco şarkı istiyorum. Evlatlık ya, valla. Söylesene. Söylesene lan. Ne söyleyeceksin? Ne istiyorsun? O da diyecek ki ben şey yapıyorum. Ne istiyorsun? Ben çok çok etkili bir disco parça istiyorum. Disco parça. Yes. Arkadaşım! Arkadaşım ne yapmaya çalışıyorsun? Ben ses sistemini düzelttim o çağrıda. Sarp, sen disco yapıyorsun ağzınla. Kız dans ediyor. Ya hadi düşeceksek düşelim ya. Hadi. Sen de tam o sırada bir anda bağırmaya başlıyorsun. Bir dakika ya, uçağın tuvaletine bak ya. Önde olduğu için tabii bütün pervanenin şeyiyle adam bok gibi bakıyor bir saattir bana. Ben de niye yolculuk tam mutsuz diyorum ya. Beyefendi arkadaşım, çok özür diliyorum, çok hep... Arkadaşım otur şuraya, üstüne otur, kanat olsun o. Evet, heh, otur, hop bu işte. Arkadaşım sen anlatırken tam o sırada bir gün yine gidiyoruz. Anlat gülerek. Ne yapıyoruz? Gülerek anlatıyorsun. Gülerken ayaklarını kafana kadar kaldırıyorsun. Evet 3-2-1 buyurun. Sen sirkte miydin yakın zamanda? Nasıl yapayım ben onu ya? Evet havalara kaldırıyorsun gülmekten ayakları. Kaldıramam, ayaklarım pedallarda. Olsun kaldırmışsın, o yüzden düşüreceğim uçağı işte. Evet anlatırken gül kendine. Bir gün yine böyle uçuyoruz sizden iyi olmasın. İki tane müşteriyle. Efendime söyleyeyim. Dediler ki kaptan bey dediler. Ya mümkünse bir tek biz varız uçakta. Şuralara biraz alçalıp gösterebilir misiniz? Yakından bakabilir miyiz dedi. Hiçbir şey olmadı. Arkadaşım. Baktık devam ettik. Gayet güzel indik. Şahane bir yolculuktu. Sizden iyi olmasınlar. Arkadaşım ayakları kaldırıp tam indirecekken ayağın direksiyonun arasına girer. Giremez zaten böyle ya. Tamam kaldırmışım tam ayağını direksiyon arasına evet. Sokarsın. Evet. Çok anlat güzel çıktı. Bu böyle ya bu kadar. Bu araba düşüreceğim ulan işte. Düşmeyeceğim düşmeyeceğim. Evet. Evet arkadaşım şimdi ne yapıyorsun? Bunlar şey ya işte sağ sinyal sol sinyal işte tuvaleti artık kapayın. Kapanmadıysa imha edin. O tarz evet şeyler. Arkadaşım, ayakları, fıkrayı anlatırken ayaklarını kaldırıyorsun. Tam o sırada bir de ne göresin? Kaldır ayakları. Aa, pantolonum yırttı. Hayır. Acil terziye inmem lazım. Kaldır. Ben ne gördüğünü söyleyeceğim. Ya karşımda seyirciler oturuyor. Öyle durulmaz öyle. Böyle yapmış. Hayır, ya ağır çekimde kaldırıyorsun. Ağır çekimde hikayeyi anlat. Ağır çekimde kaldır. Müzisyen ver gerilim müziğini. 3-2-1. Hacı, ne, abdominalle ilgili bir şey o. Arkadaşım. Abdominal, abdominal. İndir şimdi ayakları. Ağır çekimde anlatmaya başla. Sonra ve arkadaş yardımcı pilot asıl pilota diyor ki aslanım diyor. O diyor kanat değil diyor. Evet tam o sırada bir de ne görür? Bilmiyorum da bunu gören artık çok normal bir pilot düşünmüyor şu an. Benzin bitmiş. Allah bizi kahretsin ya. Niye bilmeden koymadılar? Sen koyacaksın. Arkadaşım söyle, şimdi kalk ayağa ve bu kötü durumu yolculara açıkla. Kalk ayağa, ver gerilim müziğini. Sayın yolcular, kanatlar kırıldı. Ah. Hadi düşüyoruz. Hayır arkadaşım, açıkla. Titreyerek açıklıyorsun. Gerçekten bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama şu anı düzeltmemin hiçbir imkanı yok. Yani buraya kadar. Allah seni kahretmesin inşallah. Her şeye oynuyor ya. Naif, birden ayağa zıpla. Ne diyorsun sen kardeşim? Ne diyorsun sen kardeşim? Bir daha mı anlatayım? Düşüyoruz Naif Bey. Çok özür diliyorum. Düşüyoruz. Yapabilecek hiçbir şey yok.
Ben ne diyeyim? Arkadaşım şimdi hepiniz öne doğru düşün. He? Hepiniz düşüyorsunuz ya, öne doğru eğilin, öyle konuşun. Hayır öyle bir şey olmaz. Uçak böyle giderken herkes böyle gider. Nasıl yani? Hiç düşmedin mi? Uçak aşağı giderken sen niye yukarı gidiyorsun? Ya hacı, uçak böyle yavaşça gitmiyor. Uçak böyle düşmeye başlayınca ne oluyorsun sen? G. G-string değil, G. Senin kafa başka yere gitti. Bu normal G. Arkadaşım, uçak aşağı mı düşüyor, yukarı mı düşüyor? Şimdi senin o an uçakta ne bok yediğine bağlı. Nasıl duruyorsan ona göre. Uçak aşağı düşüyorsa siz öne doğruksunuz. Hacı, bak. Uçak bile ya. Evet. Şimdi senin normal bindiğin uçakta pilot ne yapıyor? Yavaştan bunu böyle kaktırıyor, hafiften gaza açaltıyor. Flapları çekiyor, yavaş yavaş böyle flapları böyle olduğu zaman rüzgarı kesiyor, yavaşça uçağın kıçıyla beraber düz iniyor uçak. Şimdi o normal insan pilotu. Biz de pervane görevi bıraktı. Kanatlar kıçımın altında keyfime keder. Ne yapıyor? Uçak aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru indiği için sen G kuvvetiyle huuu oluyorsun, anladın mı? Arkadaşım, sen beni gerizekalı mı zannediyorsun? Yani zannetmenin ötesine geçtik artık çünkü fiziksel bir şey anlatıyorum. Sarp! Evet. Uçak aşağı mı düşer, yukarı mı? Zaman zaman değişir. Lan! Ne değişti? Aileyiz. Düşmek aşağı değil midir? Evet. Ama yukarı zıplarsan da aşağı düşersin. Ama bu şeye benziyor mesela. Yerlere çöp atmayın. Havaya atıyorsun, yine yere düşüyor. Siz akraba mısınız lan? Biz komple akrabayız. Arkadaşım, uçak aşağı düşüyorsa düştüğünü göster. Elinde mesela düşme işareti yap. Al. Tamam. Demek ki aşağı doğrusunuz. Ne yapıyorsun? Ulan aşağıyı göstermek için böyle yaptım. Ya uçak böyle bir anda indiği zaman sen böyle kalırsın muhterem. Ya neden aşağı düşerken yukarı gidesin? Allah'ına kurban oldum. Cenab-ı Rabbül Alemin. Niçin böyle insan yaratıyorsun? Sümme haşa. Taştan anlatıyorum. Şimdi bak. Sen böyle gidiyorsun. Uçak birden böyle dikiliyor. İlk bir böyle oluyorsun. Sonra senin tahayyül edemeyeceğin kadar hıza ulaşınca... ...senin kütlen o hızdan yavaş kaldığı için sen koltuğa yapışıyorsun. Düşür şu uçağı. He? Uçağı düşürüyorsunuz. Kestik. En ucuz Türk filmi. Herkesi alkışlarla gönder yerine. Çok teşekkür. Yorduk vallahi en iyisi. Kardeşim ya. Bir şey soracağım. Ne oluyor ya? Gerçek hayatta o uçaktan kurtulan abla. Arkadaşım. Benim. Son kez soruyorum. Aşağı düşerken aşağı doğru mu gidersin, yukarı doğru mu gidersin? Abicim ilk defa ilk düşüş böyle. İlk kafayı indirdiği anda. Aşağı sadece doğru cevap ver. Aşağı mı yukarı mı? Ben ne yapıyorum? Bir yandan dans mı ediyorum? Sadece cevap veriyorum. Hayır. Önce... Sadece aşağı yukarı diyeceksin. Yukarı. Sarp, uçak aşağı düşerken aşağı mı yukarı mı? Dur. Senin sürekli yaptığın bir şey. Kazadan anlatayım. Sen gidiyorsun. Arkadan vurdular. Nereye gidersin? Önce? Önce ma. Önce? Evet. Arkadan vurdular sana. Tamam. Ne tamamı? Cevap ver. Kaçamak cevap verme. Ya dur. Arabayla gidiyorsun. Vurdu arkadan. Sarp. Gel ne oldu? Arkadaşıma. Ne oldu? Dur. 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tam öne gittin. Kesin işte. Kesin. Yolda bebekte yürüdüğü hikaye doğru. Toksik maddeler. Arkadaşım içeride ben sana çizerek anlatacağım. Ben de. Ver selamını Sarp'ı gönder. Eyvallah. Hoş, sağ ol. Süpersiniz. Şahanesiniz. Arkadaşın hikayesi mini ve dönük mini. Hepsinden de önemlisi yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi sahnesi ve perdesi. Ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, oldu, tam
Arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu.